Herkese merhabalar. Yeni bir haftayı daha bitiriyoruz. Açıkçası biraz böyle piyasalar arafta gibi duruyor. Neden? Çünkü bir önceki hafta Amerikan enflasyonu beklentilerin altında geldi. Bu hafta üretici fiyatını gördük. Yine beklentilerin altında geldi. Kısmen biraz Amerikan verileri bir iyi bir kötü geliyor bu iki veri sonrasında. Ve geçen haftaki ve bu haftaya başlarkenki fiyatlamalar hem paritede hem altında hem borsalarda biraz böyle 3-4 gündür askıda kalmış gibi duruyor. Şimdi önümüzdeki hafta yine aslında biraz daha sakin bir hafta olmaya aday. Genel anlamda önümüzdeki hafta küresel PMI verilerini göreceğiz. Yani burada özellikle büyüme üzerinde PMI etkilerini takip edeceğiz. Yine güven endeksleri gelecek. Mesela pazartesi günü Almanya'da nüfe, salı günü Avrupa bölgesinden tüketici güveni, bizden yine yurt içinde tüketici güvenini göreceğiz. Çarşamba günü Amerika'dan geçen toplantının, FED toplantısının tutanaklarını görürken aslına bakarsanız işte Avrupa, İngiltere ve biraz da Amerika menşeli bir PMI verisi silsilesi olacak. Hemen ardından baktığımızda yani aynı gün açıkçası çarşamba günü Japonya tatili olurken perşembe günü bizim Merkez Bankamızın toplantısı gününde Amerika piyasaları Şükran günü nedeniyle kapalı olacak. Cuma günü de yarım gün açık olacağı için Amerika seansı diyelim ya da Amerika haftası biraz daha kısa bir haftaya giriyor. Yine Cuma günü de Türkiye'den Moody's kararını eğer bir aksilik olmazsa görmüş olacağız. Perşembe günü Merkez Bankamızla ilgili de geçen ay zaten 150 bas puan faizi indir politika faizini 10.5'a çekmişti. Bu toplantıda da bir 150 bas puan indirim yapacağını yani aynı şekilde bir indirim yapacağım ve yıl sonuna faiz indirimlerimi sonlandıracağım demişti. Dolayısıyla politika faizinin %9'a inmesini ve özellikle yani bundan sonra Aralık toplantısında da artık biraz yılı değerlendirip yeni yılın ilk çeyreğindeki beklentileri, görüşleri nasıl hareket edeceğini dinleme şansımız olacak. Şimdi Borsa İstanbul'da bazı hisseler işte mahşerin 4 hattısı gibi mahşerin 5 hattısı diyebileceğimiz çok popüler olan hisselerin son 2 gündür çok hızlı bir şekilde günün en düşük seviyesine doğru geldikleri ve burada yoğun satıcılığı seyrettiklerini görüyoruz. Bankacılık sektörü bir iyi bir kötü gidiyor. Ama önümüzdeki hafta eğer Merkez Bankası toplantısındaki bu faiz indirimi fiyatlanacak ve veri akışında biraz sakin olduğunu düşünürsek bence bankacılık tarafında tekrar bir hareketlenme olabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde endekste bizim bakacağımız 4400-4650 aralığı var. Özellikle 4400 seviyesi çok önemli. Ben bu aynı zamanda model portföyümüzü de haftalık size iletmek istiyorum video esnasında konuşurken. 4400-4650-4800-4400'ün kırılması herhangi bir nedenle endeks bazlı trendin aşağı doğru devam edebilme sinyalini de verebilir bu arada. Her ne kadar veri akışı sakin de olsa. Ama özellikle Cuma günü kapanışında biraz böyle yatay bir seyir olsa da haftaya tekrar olumlu başlamamız ve bankacılığın piyasayı desteklemesi durumunda 4650 veya üzerine doğru yeni haftada da bir yükseliş görebiliriz. Bu hafta model portföyümüze Çimsa, Doğan Holding, Ford Auto, Petkim ve Şeker Bankı eklemişiz. Dolayısıyla biz de teknik olarak değerlendirdiğimiz %3 marjlı portföyümüzü sizlerle bu aracılıkla da paylaşmış olalım. Borsanın haricinde ons altında da 1760 civarlarında şimdi bakıyorum bir kalıcılık hakim. Özellikle burası hem teknik olarak hem 200 günlüğe çok yakın bir seviye olduğundan önümüzdeki hafta 1760'ın altında bir ons altın kalıcılığı olursa 1745-1735'lere kadar bir kere çekilme görülebilir. Aynı şey, aynı mantalite çünkü burada dolar endeksinde 107'ye doğru bir yaklaşma görüyorum. Euro dolarda 1.0380'de noktalanıyor yani o 200 günlüğü. Dolayısıyla orası da bu hafta kapanışıyla geçilemedi.
Orada da yine geçen hafta aldığımız, önümüzdeki hafta için konuşuyorum, yükselişleri bir nebze 1.02.50'ye kadar geri verebiliriz. Dolayısıyla gram altında da özellikle bizim gördüğümüz o 1055-1060 seviyelerinden ons altındaki geri çekilmeyle tekrar 1035 TL seviyelerine doğru geri çekilmeler olabilir diyerek haftalık videomuzu sonlandırdım. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni haftada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.